Hocam, Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin son verdiği röportajdaki ana dilde eğitim, barış süreci, temel hak ve hürriyetlerle ilgili değerlendirmelerine bazı siyasetçiler de destek verdi. Hoca Efendi'nin ana dilde eğitim adil olmanın gereğidir sözlerini memnuniyetle karşılıklarını belirten BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık, vicdan sahibi herkes hayata bu pencereden bakmalı dedi. Kardeşim, şimdi orada Fethullah Hoca'nın konuşmaları geçerli olmaz. Yani Kur'an'a dayalı olan açık hükümlerin dışında hiçbir sözü geçerli olmaz. O defalarca söyledi. Şimdi adam düşünüyor, Güneydoğu'da okulları var. Irak'ta okulları var. Her yerde okulları var, kursları var. Şimdi düşünür, Güneydoğu'da nasıl okul açalım, kurs açalım? Türkçe eğitim yapsa, Allah'tan, dinden bahsetse, Kur'an'dan bahsetse, PKK'nın müsaade etmeyeceğini düşünüyor. O zaman cazip, kendilerince cazip gördükleri bir teklif geliyor. Diyor ki biz Kürtçe eğitim yapalım size. PKK'nın da aleyhinde konuşmayalım. Veyahut hiçbir şey söylemeyelim. Dinden de bahsetmeyelim. Siz de bizi idare edin, biz de sizi idare edelim gibi bir mantıkla yaklaşıyorlar anladığım kadarıyla. Bak hemen bunlar atlamışlar üstüne olayın. Aa ne kadar güzel diyor, ne kadar insancıl diyor. Halbuki insancılıkla alakası yok. Yani son derece egoistçe, son derece sevgiden uzak, son derece ayrıştırıcı, son derece sevgiyi ve muhabbeti bozan bir stil bu.